Merhaba sevgili çocuklar, bir kitap kurdu videosunda daha sizlerle birlikteyiz. Bugün size çok eğlenceli bir kitap tanıtmak istiyorum. Evet, kitabımızın adı Lulu ve Brontozor. Peki, kitabın yazarı Judith Worst, resimleyen Jane Smith. Hay kitaptan çıkmış çocuklar bu kitap. Peki, kitap hakkında bilgi edinmek için ne yapıyorduk sizinle birlikte? Kitabın arkasındaki kitapla ilgili yazıyı okuyorduk değil mi? Hadi birlikte bir bakalım. Lulu inatçı mı inatçı, aksi mi aksi ya da şöyle diyebiliriz tam bir karın ağrısı. Hayırı yanıt olarak kabul etmeyen bu küçük kız e, doğum günü armağanı olarak bir brontozor isterse ne olur? Evde brontozor beslenir mi? Peki hemen size bilmeyenlere söyleyelim çocuklar okumaya devam etmeden önce. Peki bir brontozor nedir biliyor musunuz? Bir dinozor çeşidi. Ya, şaşırtıcı değil mi? Evet, devam ediyorum arkadaki yazıya. Duyamadım, duyamadım. Ne dediniz? Hayır mı? Anlaşılan henüz Lulu ile tanışmadınız. Hayır sözcüğü Lulu'nun sözlüğünde yok. Ama anne babası bu kez hayır diyor ve Lulu Brontozorunu bulmak için zorlu bir yolculuğa çıkıyor. Lulu'nun eğlenceli ve komik macerası ilginç sonuyla da sizi tekrar tekrar uyarıyoruz. Tekrar tekrar şaşırtacak. Hadi bir bakalım mı? Evet. Evet kitabımızı açtık. Kitabımızın hemen ilk sayfasında bakın ee, yazarı ve çiziri hakkında e, ne var? Bir e, bilgi var. Peki devam edelim. Bu e, Burada da yazarın kendi ön sözü var. Devam ediyorum. Şimdi e, bu, bu açıklama kısmı e, yazar bu dinozorlar diğer hayvan türlerinin yaşadığı zaman hakkında kendince gerçekten hoş bir ne yapmış bir açıklama yapmış. Bir bakalım mı? Video biraz uzun olacak ama azıcık merak edin bence. Evet ve evet, kitabı bir an evvel edinmek isteyin ve okumak isteyin. Diyor ki tamam tamam e, boşuna anlatmayın biliyorum zaten diye bir başlıkla yazılmış. İnsanlarla dinozorların yeryüzünde aynı zaman diliminde yaşamadığını biliyorum. Dinozorların artık yaşamadığını da biliyorum. Hatta paleontologların yani bu ne demekmiş dinozorları araştıran bilim insanları bir zamanlar brontozor evet dedikleri dinozor türne artık apotozor ya diyorlarmış çocuklar dediğini de biliyorum. Ay yazar burada diyor ki bir de parantez işlerinde var. Brontozor ne tatlı bir isim. Apatozor ne berbat bir isim diye kendi fikrinde yazmış. E, diyor ki devam ediyor. Fakat bu öykünün yazarı ben olduğuma göre ne yazacağıma ben karar veririm. Ve yazdığım öykü bir kız ile bir Brontozor hakkında. Onun için eğer bu kitabı okumak istemiyorsanız hiç durmayın. Hemen şimdi kapatın. İnanın kırılmam. Yok eğer her şeye rağmen okumak istiyorsanız Buradan buyurun. Evet artık kitabımız başlıyor. Bölüm 1 demiş. E, kitap e, zaten bu şekilde eğlenceli bir şekilde her bölümün e, kaçıncı bölüm olduğunu bu şekilde ne yapılmış tasarlanmış bakalım. Bir zamanlar Lulu adında bir kız vardı. Lulu tam bir karın ağrısıydı. Yok öyle hafif bir sancı gibi değil. Kıvrandıran cinsten gerçek bir karın ağrısı. Evet, hadi bakalım. Merak ediyor musunuz Lulu'yu? Bakalım, işte bakın Lulu burada. Evet, bakalım nasıl bir çocukmuş Lulu. Lulu ailenin tek çocuğuydu ve annesiyle babası ona her istediğini veriyordu. Bilin bakalım Lulu ne istiyordu? Her şeyi. Tonlarca şekerleme, binlerce oyuncak, televizyondaki yüzlerce çizgi filmi saatlerce izlemek ve annesiyle babası üzgünüz tatlım ama yeter artık diyecek olsa. Lolo ampulleri patlatana dek ciyak ciyak bağırır, kendini yere atıp havaya tekmeler savurur, çırpınır dururdu. Çok geçmeden annesiyle babası pes edip, peki ama sadece bu seferliğine der, böylece sonunda Lulu'nun istediği olurdu. Eyvahlar olsun. Bakalım neler oluyor. Bölüm 2 Do Lulu doğum gününden iki hafta önce annesiyle babasına armağan olarak bir brontozor istediğini söyledi. Ne istemiş ne? Bir brontozor mu? Evet, Lulu evcil bir brontozor istiyordu. Başlangıçta Lulu'nun annesiyle babası kızlarının şaka yaptığını düşündüler. Ama sonra işin aslını anladılar. Eyvahlar olsun, Lulu çok ciddiydi. Loryat Brontozor'un evde değil ormanda yaşayan devasa bir dinozor olduğunu sabırla anlattılar. Anlamış mıdır? Bakalım. Evet. Burada yine yazar giriyor devreye. Brontozorlar gerçekten de ormanda mı yaşar? korkarım kesin kes emin olduğumu söyleyemeyeceğim. Ama bu öykünün yazarı olarak ben bu brontozorun ormandan ormanda başka yabanıl hayvanlarla birlikte yaşamasını uygun gördüm. O hayvanların dinozorlarla aynı zamanda yaşamadığını ben de biliyorum. Ama olsun diyor ve öyküye devam ediyor. Neyse Lulu'nun annesiyle babası her ne kadar hayvan etiyle değil buna Lolo gibi insanlar da dahil, bitkilerle beslense ve çok şirinse de, evet burada yine yazar kendi fikrini söylüyor, upuzun bir boyun ucundaki mini minnacık bir kafa ne kadar şirin olabilirse, bakın burada dinozorumuzun resmi var, bir brontozorun evcil hayvan gibi beslenemeyecek kadar kocaman ve yabanıl olduğunu bıkıp usanmadan açıkladılar. Köpek, kedi, akvaryum balığı, kuş, fare, hamster. Evet olabilir. Peki ya brontozor? Kesinlikle hayır. Evet bakın burada da diğer hayvanları, küçük hayvanları gösteriyorlar. Evet çizmiş çizerimiz. Devam. Bölüm 3. Peki devam edelim. Hayır mı? annesiyle babası "Lülüye hayır mı?" dedi. Lülü hayır sözcüğünü duymaya alışkın değildi. Dahası hayır sözcüğünü duymaktan kesinlikle ve kesinlikle nefret ederdi. Ne kadar nefret ettiğini göstermek için tiz çığlıklarla ciyak ciyak bağırdı ve oturma odasındaki ampuller patlayana dek susmadı. Çığlıkların arasında "Doğum günümde bir brontozor istiyorum!" diye bağırıyordu evcil bir brontozor istiyorum. Bakalım. Evet. Zavallı anneyle babaya bir bakar mısınız çocuklar? Lulu da yerde. Şey sana sevimli bir tavşan alabiliriz dedi annesi. Hatta belki bir sıçan bile alabiliriz dedi babası. Yo 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 diye cırladı Lulu. Evcil bir brontozor istiyorum. Sonra da kendini yere attı. Havaya tekmeler savurdu. Çırpınıp dururken bir yandan da çığlık atmaya devam etti. Bakın. Devam. Bakın bölüm 4. Aradan 4 gün geçti, sonra 8 gün, sonra 10 gün, ardından 12 gün. Lulu "Brontozor istiyorum." diye tutturmuştu. Annesiyle babası ise ısrarla hayır diyordu. Lulu ciyak ciyak bağırıyor, kendini yere atıyor, havaya tekmeler savuruyor, çırpınıp duruyordu. Lülü'nün annesiyle babası ısrarla hayır diyordu. En sonunda 13. gün yani Lülü'nün doğum gününden bir önceki gün öğle yemeğinden hemen sonra Lülü annesiyle babasına sizi gidi ahmaklar dedi. Evet bakın bazı davranışları gerçekten de berbattı. Madem ki bana brontozor almaya niyetiniz yok o zaman ben de gidip kendi brontozorumu kendim bulurum. Eyvah bakın çocuklar. O Lulu'nun bavulu mu bu? Lulu küçük bir varis hazırladı. Annesiyle babasına veda edip çıktı. Ve onlar da Lulu'nun gitmesine izin verdiler. Birazcık fikrini değiştirip iki dakika içinde eve döneceğini düşündüklerinden birazcık da ciyak ciyak bağırarak havaya tekmeler savuran ve çırpınıp duran karın ağrısı kızlarından bir süreliğine de olsa kurtulduklarına memnun oldukları için izin verdiler. Hadi birer bardak çayla biraz kurabiye atıştıralım dedi Lulu'nun annesi. Hay aklına bin yaşı dedi Lulu'nun babası. Mutfağa gittiler çaylarını yudumlarken yanında kurabiye atıştırdılar. Az sonra Lulu'yu tamamen unutmuşlardı. Evet bakalım. Peki çocuklar Lulu nereye gitmiş olabilir? Hı? Hadi şöyle bir bakalım ormana mı? Aa bir de şarkı tutturmuş galiba. Şöyle bir şey olabilir mi? Zor 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 dediler. Brontozorumu vermediler. Ben de gider kendim bulurum. Benim evcil brontozorum. Zor 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 dediler. Brontozorumu vermediler. Ben de gider kendi bulurum. Benim evcil brontozorum. Aa bakın ormana gitmiş galiba çocuklar. Bakalım devam. Of orman resmine bakar mısınız? Bir yılanla mı karşılaşmış ne? Değil mi? Evet, bakın, of, bakın, evet. Sonra bir anne kaplanla mı? Hı? Ne? Ne dersiniz? Peki, devam ediyor. Oo, onun da hakkından gelmiş galiba bizim Lülü değil mi? Peki çocuklar, acaba Lülü acaba Lulu gerçekten brontozoru buldu mu? Hı? Ne dersiniz? Bulduysa ne olmuş olabilir? Yoksa Brontozor'da bir evcil insan mı istiyordu? Lülü evine dönebilecek mi? Hı? Ne dersiniz? Hadi bakalım gerisini siz okuyun artık. Evet sevgili çocuklar bir video tanıtımının, bir kitap tanıtımının daha sonuna geldik. E, şimdiden sizlere iyi okumalar diliyorum. E, umarım beğenirsiniz. Lütfen yorum kısmına yazarsanız e, çok mutlu olurum. Ee, hoşça kalın.